Alo, Tıraşı Hanım'ı rica ediyorum. Meryem. Şu genç sevgilileriyle ünlü Tıraşı Hanım, değil mi? Şekerim, rahatsız ettim. Bir parti vermeyi düşünüyorum da, seninki çok güzeldi. Servisi kime vermiştin? Vallahi benim bir suçum yok, Feruk'un şaşkınlığı. Kendi düşünsün. Olur, uğrarım. Bye. Sana bir şeyler oluyor ama... Gündüz vakti bu mahzene niye geldik Allah aşkına? Yemek yemeye. Görmeyeli huy değiştirmişsin sen. Buyurun, hoş geldiniz. Birini mi gördün? Yoo. Ne emredersiniz? Et, balık? Sizin şarabınız ünlü galiba. Evet efendim. Eski bir şarap arzu eder misiniz? Et yeriz değil mi? Size spesyal bonfilemizi tavsiye edebilirim. Ayrıca Karski, Şaşlık, Kievski, Flemiyon mantarlı ve Böf Stroganov. Antre için nasıl bir şeyler arzu ederdiniz efendim? Siz bonfileleri söyleyin şimdilik. Salata da tabii. Arkadaşım kendine gelince üst tarafını söyleriz. Affedersin, dalmışım. Şarap söyledim, salata da. Et yeriz değil mi? Fark etmez. Şey yanacaksa sonuna dek yanmalı. Korkuyorum, bana benzemeye başladın sen. Keşke benzeyebilsem Sabahat abla. Kız, senin kupa valisi bu. Hadi İsmail, yarın görüşürüz. İyi geceler. Görüşürüz. Yemiyorsanız alabilir miyim? Alın. Teşekkür ederim. Tenime değdi ya Sabahat abla, ben hiç böyle olmamıştım. Ne oldu bana? Ne yapıyorum? Ne istiyorum? Sevgi istiyorsun akıllım. Sen sevgiye susamışsın da farkında değilsin. Sevgi bu olmamalı Sabahat abla. Bu duygu korkutuyor beni. Sevgiyi tatmamışsın ki kızım. Seversen bir şeyler kaybedeceğini, eksileceğini sanıyorsun. Ne çocukluğumu, ne gençliğimi bildim ben. Günün birinde bir de baktım ki buralara gelmişim. Hep erkeklerin canını yaktım durdum. Şimdi düşünüyorum da... ...upuzun bir intikam mıydı hayatım diyorum. Kendimi öyle kirli hissediyorum ki Sabahat abla. Canım... ...canım, aşık oluyorsun sen. Biraz geç kalmadın mı? Hadi iyi akşamlar. Güle güle İsmail, yarın erken gel. Gideceğin yere götüreyim seni. Çekin mi? Ne var çekinecek? Yerim uzak, zahmet olur. Yok canım, ne zahmeti? Hadi bin.
Sağa döneceğiz. İyi geceler. Dağılın lan! Ne istiyorsun benden? Bilmiyorum. Alo? Feruza yok. Meryem berberde Ferruh Bey. Kaçta döneceğini bilmiyorum. Ben aradığınızı söylerim efendim. Arkadaşıyım. İyi günler. Telefonlarına cevap vermemekle bu adamdan kurtulamazsın kızım. Madem ayrılmaya kararlısın, al karşına konuş. Hiçbirinin yüzünü görmek istemiyorum. Bir kaçabilsem buralardan. Şöyle kimsenin beni tanımadığı bir yere gitsem. Atla bir uçağa güneye in. Bu mevsimde her yer tenhadır. Heh, Side'ye git. Hiç gittin mi? Küçücük bir köy. Sosyetikler rağbet etmez pek. Ressam bir dostumun evi var. Sana anahtarlarını alırım. Şu üç kuruşluk dünyada dilediğin gibi birkaç gün yaşa be kızım. Onu bırakamam. E onu da götürürsün. Gelir mi? Niye gelmezmiş? Tut kolundan götür. Bilmem. Sevince acemi oluyor insan. Seninki gene bekliyor. Ne yapayım? Gitsene ulan, enayi misin? Besbelli sana tutulmuş oğlum. Hadi uyarlık etme, yürü, yürü. Hadi yürü. Oh, böyle bir piyango bana vuracaktı ki. Bu hiç kadınla yatmamış biliyor musun? Sahi mi lan? İki gözüm önüme aksın. Kendi söyledi. Bizimki ilkokulu bitirmeden üniversiteye kaydoldu desene. Girsene. Geç otur şöyle. Ne içersin? Bire, varsa. Rahatına bak. İkimizden başka kimse yok evde. Aç mısın? Yedim. Hadi tanışmamıza içelim. Dostluğumuza. Anlatsana İsmail. Ne anlatayım? Kendinden bahset biraz. Seni tanımak istiyorum. İleride ne yapmak istiyorsun mesela? Garson olmak isterim. Neden garson? Komilik yorucu. Her işi bize yaptırırlar. Garsonluğun kazancı daha iyi. Bahşiş falan var. Siz ne yaparsınız? Ben mi? Hiç. Bir iş yapıyorum sayılmaz. Ben gitsem? Geç oldu. İstersen kalabilirsin. İyi uykular.